Çocukluğunu Piltover'ın kanundan uzak bölgelerinde geçiren Vay, hayatta kalmak için çalmayı ve dolandırmayı öğrendi. Sokakta tek başına yaşamayı öğrenirken, Hextech cihazlarını parçalayıp satarak gelir elde etmeye çalışırken de bu konuda biraz teknik bilgisi gelişti. 6 yaşındayken bir grup suçlu Vay'da kanunsuzluk potansiyeli gördü ve onu örgütlerine aldı. Vay, 11 yaşına geldiğinde tecrübeli bir suç ortağıydı ve her soygunun heyecanından oldukça zevk alıyordu. Bir madene yapılan yağma kötü gittiğinde Vay'ın bakış açısı değişti. Çetesiyle birlikte kaçmakla tünelde mahsur kalan masum işçileri kurtarmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştı. Vay, kahramanı oynamayı tercih etti. İşçileri enkazın içinden kurtarmanın bir yolunu ararken hasar görmüş bir kazma robotu buldu. O anın heyecanıyla doğaçlama oynayan Vay, robotun dev yumruklarını söktü ve onları geçici olarak Hextech eldivenlerine dönüştürdü. Dev ve ağır silahlarını minik ellerine geçirdi ve tüm gücüyle enkaza bir yumruk attı. Çarpmanın kuvveti kayayı un ufak etti ve işçilere çıkış yolunun açılmasıyla birlikte Vay suç mahallinden kaçtı. Bu olayın ardından Vay çeteyle olan ilişkisini kesti. Suç dünyasını terk etmemişti ancak tek tabanca çalışıyordu ve yalnızca diğer suçlulardan çalıyordu. Yıllar geçtikçe Vay eldivenlerini geliştirdi. Yumruklarıyla duvarları yıkıp hızlıca hedefini çalarak başarılı bir hırsızlık kariyeri sürdürdü. Nihayetinde duvar yumruklayan hırsızın hikayeleri Piltover'ın namıdiğer şefi Caitlin'in kulağına ulaştı. Vay'ın tutuklanmasını emretmektense Caitlin suçluya halka olan borcunu kanun namına çalışarak ödemesi teklifinde bulundu. Kahkaha atan Vay'a polislerden kaçmak zorunda kalmadan serseri pataklama fikri mükemmel gelmişti. Vay teklifi anında kabul etti. Caitlin şimdi Vay'ı hizada tutmaya çalışıyor ve Vay için Caitlin'in emirleri daha ziyade tavsiyeler. Ancak birlikte çalıştıklarında Piltover'da korkusundan titremeyen bir suçlu yoktur. Sen onu benim silahlarımı anlat. Atan bir ezik, hep hazır alamayat.